Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugün sizlere Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak ihtiyacı doğrultusunda Eurofighter F-16 blok etmiş ve tabii ki en önemlisi milli muharip uçak kan konusundaki gelişmeleri size aktaracağım. son dönemlerde neler oluyor neler bitiyor gerçekten her hafta neredeyse bir Eurofighter F-16 blok etmiş milli muharip uçakla ilgili videolar hazırlıyoruz. Bu haftayı da böyle toparlayalım çünkü bunlar tarihe bırakılan çok önemli ...izler olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, hatırlayacaksınız bir önceki yayınımızda 27 Aralık 2023 tarihinde... ...Milli Muharip Uçak Kağı'nın ilk uçuşu planlanıyordu. Ama onun öncesinde TUSAŞ bir açıklama yaparak... E, ...uçuşun belirli bir süre sonra yapılacağını muhtemel... ...Ocak ayı içinde, mevcut e, Ocak ayı içerisinde bu uçuşun yapılması bekleniyor. Ama o yayında da söylediğim gibi havacılık için e, en önemli konu uçuş emniyet binlerce sistem var ve bu bir ilk uçuş. Riskler çok yüksek ve bu risklerin azaltılması için e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ekibi günün 24 saati çalışıyor. O konuyla da ilgili son gelişmeleri biraz Eurofighter'ı ve F-16 Block 70'i anlattıktan sonra tekrar geleceğim. Şimdi gelelim en önemli gelişme tabii ki Eurofighter cephesinde oluyor. Hatırlayacaksınız Geçtiğimiz Aralık ayında Milli Savunma Bakanı'nın bir çıkışı olmuştu Eurofighter'la ilgili ve e, İngiltere'nin Türkiye'ye 40 adet yeni nesil Eurofighter satışı konusuna gayet olumlu baktığı. İspanya'nın da, İtalya'nın da bu olumlu görüşleri İngiltere ile birlikte izlediğini, fakat en büyük problemin Almanya olduğunu ifade etmiştik. Almanya'nın iki ülkeye karşı çekincesi var. Eurofighter bir konsorsiyum olduğu için bu dört üye ülkenin birlikte karar alması gerekiyor ve tabii ki Eurofighter konusunda da Almanya oldukça ciddi hisseye sahip bir ülke. Almanya Suudi Arabistan'ın 48 adetlik Eurofighter alımına istemiyor. Bunun nedeni de Kaşıkçı cinayeti sonrasında konulan ambargo savunma konusunda Suudi Arabistan ve Almanya ilişkileri oldukça mesafeli. Ve iktidarın değişmesiyle birlikte Almanya'da iktidara gelen partiler de bu konuda aralarında ee, hazırladıkları e, ZAP'ta da bu Suudi Arabistan'ın ambargonun devam edeceğini ifade etmişlerdi. Fakat son günlerde İsrail'e bir e, gezi yapıyor Alman Dışişleri Bakanı ve burada diyor ki bölgede İsrail'i koruyan en önemli güç Suudi Arabistan. Yemen'den Husiler'in attığı balistik füzeler Suudi Arabistan toprakları üzerinden geçerken Suudi Arabistan hava savunma sistemleriyle bu balistik füzeleri vuruyor ve şu an İsrail açısından çok ciddi bir bölgede onlara destek veriyor. Ve biz de bu ambargoyu kaldırıyoruz. 48 uçaklık alım için koyduğumuz ambargo kararını kaldırıyoruz. Ve Eurofighter satışına onay veriyoruz diye burada çok ilginç bir çıkış. Hem de bu çıkışı İsrail'de Suudi Arabistan'la ilgili konuyu açıkladı. Ve bu konu Almanya ile Suudi Arabistan arasında açıkçası çözülmüş oldu. Şimdi tabi... Eurofighter'a gelen son siparişler İspanya ve Almanya'dan geldi. Ve imalat hattında birkaç yıl sonra bu siparişler tamamlandıktan sonra kapatılması anlamına geliyor. Almanya'ya 10 binin üzerinde yüksek vasıflı işçi ve mühendis istihdamı sağlıyor bu proje. Ve 48 uçakla bu sürecin en az 2030'lara kadar rahatlıkla gideceği garantisini Almanya almış durumda. Şimdi Türkiye'de bir NATO ülkesi bölgenin en önemli güçlerinden bir tanesi işte Amerika'nın Türkiye'yi F35 programından çıkartması arkasından ihtiyacımız olan F16'lar konusunda hem F35 için ödenen paranın geri ödenmemesi hem de F16 konusunda çıkartılan zorluklar malum e, Türkiye'de alternatif arayışında İngiltere'den İspanya'dan İtalya'nın onayı var. Almanya tarafı buna nasıl bakıyor? Türkiye'de Suudi Arabistan'dan sonra bu izin eğer Eurofighter alınırsa çözüleceği konusuna olumlu bakıyor. Ama benim görüşüm biz daha Eurofighter'ı daha konuşmaya devam ederiz. Malum Altay tankıyla ilgili olarak Almanya'nın vermediği motor, sonrasında bu problemlerin çözülmesi gibi oldukça ilginç ve çetrefelli bir yoldan işler ilerlerken bu Eurofighter konusunda Almanya'dan gerçekten bir olay çıkacak mı? Çünkü farklı farklı açılardan Türkiye bu konuda kıstırılıyor. En önemli problemlerden bir tanesi de artık bölgede oldukça bozulan hava kuvvetleri denge ağırlık sistemi. İsrail'in öne çıkışı, aldığı F-35'ler. Onun karşısında Yunanistan'ın sürekli hava kuvvetlerini modernize etmesi, işte Rafal uçakları, F-16'larda Viper modernizasyonu ve önümüzdeki dönem içerisinde teslimatı planlanan F-35 savaş uçaklarıyla bölge, bölgede özellikle Türkiye'nin hava kuvvetleri açısından dengeye, durumu oldukça bozulmuş olacak. Böyle de bir politika hem NATO hem Avrupa Birliği hem de bölge dengeler açısından yürütülüyor. Bakalım Türkiye'nin buna bir karşılık adımı ne olacak ben de merak ediyorum. Bu işin Eurofighter kısmı. Gelelim F-16 kısmına. E, son günlerde geçtiğimiz hafta Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken yine bir ortadoğu Doğu turu yaptı ve Orta turuna da İstanbul'dan başladı. İstanbul'a gelince bizim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldiler ve tabii ki ana konulardan bir tanesi F-16. F-16 konusu adeta kitlenmiş durumda. Amerika tarafı İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını istiyor ama Türkiye'de de işte biliyorsunuz Mecliste Dış İlişkiler Komisyonundan geçti, Genel Kurula gelecek. E genel Kurul'da bu onaylanacak mı? E tamam biz onaylarsak F-16 alımını garanti ediyor mu Amerika? Bu konuda da garanti vermiyor. Bu konuda da bir eş adım eğer alınacaksa birlikte yürünmesi gerekiyor. Ama konu giderek sürüncemeye girmiş durumda. Bu F-16 işi de oldukça Amerika tarafında yokuşa sürülüyor. Çünkü Türkiye bunları onaylasa bile Amerikan kongresinde işte özellikle Rum lobisi, İsrail lobisinin bu konuda Türkiye'ye onay çıkartılmaması için ellerinden gelenin yapılacağı bekleniyor bu da bu durumda da Türk Hava Kuvvetleri işte elinden ne yapacak? Orada çünkü 40 adet blok 70 F-16 alımı yeni bunlar. Bir de tabii ki mevcut 79 adet uçağın modernizasyonla geliştirilmesi söz konusuydu. Ben bu konuyla da ilgili soru işaretleri koyuyorum. Burada bir enteresan not bırakalım. 27 Aralık'ta Milli Muharip Uçak Karun uçması beklenirken o gün ilginç bir fotoğraf servis edildi. Bunlar hep böyle planlı hareketler olduğuna ben inanırım. Türk Hava Kuvvetleri'ne üretilip teslim edilmeyen Amerika'da üstte tutulan Türk F-35'lerin fotoğrafları. işte gayet güzel kanopilerin üzerinde paketlenmiş, konulmuş ee, ve bu uçaklar teslim edilmedi Türkiye'ye. Türkiye açısından e, oldukça işte Türkiye'nin tercihinin S-400 hava savunma sistemi olması Amerika'da bu yüzden de ben de Türkiye'yi programdan tek yönlü olarak çıkartıyorum demesiyle birlikte olaylar farklı bir yöne gitmiş durumda. İşin Eurofighter ve Block 70 gelişmeleri bu şekilde. Ama bir taraftan da giderek yaklaşan milli muharip uçak Kaan'ın ilk uçuşu var. Bu konuda çok önemli bir e, testler başlamış durumda. Muhtemel yakın bir zamanda da yer testleriyle ilgili, hızlanma testleriyle ilgili bunları göreceğiz. Ve önümüzdeki günlerde de ilk uçuş bekleniyor. İlk uçuş için e, videomuzu yaptığımız zaman Tabii ki bir tarih verilmesi söz konusuydu. E bu tarihe uyulamadı. Havacılık bu ee, önemli olan milli muharip uçağın bir gün önce, yarın, bir ay sonra, üç ay sonra, altı ay sonra değil bu süre içerisinde doğru bir şekilde uçurulup hızlı bir şekilde testlere başlanması bu büyük önem arz ediyor. Muhtemel e, milli muharip uçağın havalanmasıyla birlikte gerçekten çok ciddi bir test programının hızlı bir şekilde yapılması lazım. Ama plan şu. Malum 2 adet f 10 motoru var, F-16 motoru var milli muharip uçakta. Test süreçleri bu motorlarla yapılacak ve uçağın teslim edilecek blok 1'i 40 adetlik uçak, 80 adetlik Türkiye'nin motor talebi var Amerika'dan ve bu F-16 paketiyle birlikte. Şimdi o F-16'lar verilmedi, arkasından motor verilmediği gibi alternatiflere gittiği zaman Türk e, Havacılık ve Uzay Sanayi projeyi geliştirmek için Farklı farklı adımlar atmak durumunda kalabilir. Bu ne olabilir? Bunun birinci aşamasında tabii ki milli motor konusunun öne alınması. Şimdi hedef, bunlar TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in belirttiği sözler, yerli motor konusunda 2028'de yerli motorun ki hani şu gün bakıyoruz 5 yıldan az bir süre var. 2028'de yerli motorun teslim edilmesi. Yerli motorda da hedef 5. nesil uçağa doğru taşıyacak. Şimdi bugün 5. nesil ne var? Örneğin F35 var. İşte bu motorun art yakıcı kullanmadan sessiz, ses üstü süratlere çıkabilmesi, etrafa çok daha az ısı yayması gibi böyle temel bir sürü konuları var. Alt alta yazarız bunları. Bunun öne çıkartılması lazım. Bunun yapılması lazım. Bu motor 2028'e nasıl yetişecek, ne yapılacak, ne edilecek? Bu da merakla bekliyor. Sonuçta döndüğümüz zaman temel kotil şunu söylüyor. İki buçuk yıl önce Milli Muharip Uçak Kağan'ın bir parçası bile yoktu. Biz iki buçuk yılda uçak haline getirip bunu uçuracağız. Ve hani uçmak için de artık gün sayılıyor. Motor konusunda da belirli adımların atılacak gibi duruyor. Ama alternatif ne olabilir? Şu an resmi bir açıklama bu konuyla ilgili yok. Bunu da belirtmemizde fayda var. Peki Türkiye alternatif olarak bu dönem içerisinde Örneğin işte Eurofighter işi olmadı. F-16 blok etmiş işi olmadı. Milli Muharip Uçak için yerli motor bekliyoruz. Bu aşamalarda ne olacak? Türkiye'nin yapması gereken ki bu konularla ilgili ciddi adımlar atılıyor. Hava savunma sistemini yerleştirilerek güçlendirilmesi. Uzun menzilli hassas mühimmatların e, atışını sağlayacak çalışmaların yapılması. Balistik hüzelerin geliştirilmesi uzun menzilli. Yani yarın öbür gün bir tehdit çıktığı zaman nokta atışıyla karşı tarafın e, özel hedeflerini uzaktan vurabilme özelliği ve tabii ki bir yandan da çok hızlı bir şekilde devam eden e, özellikler açısından insansız uçak teknolojisini farklı bir boyuta götürecek Baykar'ın Kızıl Elması ve TUSAŞ'ın ANKA 3'ü var. Bu konulara Türkiye'nin daha fazla odaklanarak alternatif olarak insansız sistemler konusunda neler yapılabilir bunların ben açıkçası ön plana çıkacağını tahmin ediyorum ama gerçekten Önümüzdeki günler çok farklı gelişmeleri herhalde göreceğiz muhtemel haftada bir biz bu konuyla ilgili gelişmeleri ben size aktarırım diye düşünüyorum. Evet 2023'ü bitirdik 2024'e ilginç biraz sivil havacılık açısından hareketli günlerle başladık. Bir yandan sizler de abone olmaya çok ilgi gösteriyorsunuz. Yavaş yavaş çok az bir miktar kaldı 300 bire bir tamamlayalım şu abone sayımızı. Bana sorularınızı yorum olarak atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.